Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 3-9 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Güneş Aslan burcunda ilerliyor. Sizin için güçlü bir pozisyonda, güzel bir açıda. Bu tabii ki enerjinizi ve motivasyonunuzu güçlendirebilir. Haftaya dolunayla başlıyoruz. Pazartesi günü Ay Kova burcunda ve akşam 18:58'de Aslan burcundaki Güneş'in karşısına geçecek ve 11 derece Kova burcunda Dolunay meydana gelecek. Kova sizin için dost bir burç ve Kova dolunayları sizi aslında olumlu etkiler. Üçüncü evinizde bir dolunay farkındalıklar veriyor burada, bir şeyleri açığa çıkarıyor. Belki tamamlanmalar ve dönüşümler içerisinde olacaksınız. Hangi alanlarda? Her şeyden önce zihinsel anlamda bazı fikirleriniz, düşünceleriniz değişebilir. Bazı kararlar verebilirsiniz. Ticari konularda aktif bir dolunay, bir iş girişimi, bir anlaşma, sözleşme ve benzeri. Bir eğitimle ilgili bir tamamlanma olabilir ya da bir karar verme aşamasında olabilirsiniz. Seyahatler olabilir, geziler olabilir ve kardeşler, yakınlarınızdaki kişiler, hatta komşular. Onlarla ilgili konu ve enerjilerinde hafta boyunca bu dolunayla beraber daha fazla gündeminizde olmasını bekleyebiliriz. Evet, bu dolunayla beraber bu hafta önemli kişisel gezegenlerimizin burç değişimleri var. Öncelikle Merkür 5 Ağustos'ta Yengeç burcundan artık ayrılıp Aslan burcuna geçiyor ve Merkür 20 Ağustos'a kadar Aslan burcunda olacak ve yine size güzel bir açıda olacak. Verimli bir dönem sizin için. Zihinsel anlamda yaratıcılığınız artıyor, özgüveniniz artıyor. Evet, geleceğe daha fazla odaklısınız. Belki fikirsel anlamda bir şeyleri çözüyorsunuz, aradığınız bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Yeni planlar, programlar var. Akademik konular, eğitim konularında her türlü iletişim hareketlenebilir bu dönemde. Yazışmalar, görüşmeler olabilir. Tabii ki daha fazla seyahat, yolculuklar olabilir. Hukuksal alanla bazı girişimleriniz olabilir. Merkür her türlü iletişimle ilgili konuda, bilgi paylaşımında, eğitsel konuda ve ticari konularda sizi daha özgüvenli, daha canlı, daha yaratıcı hale getirebilir. 20 Ağustos'a kadar bu süreci iyi değerlendirebiliriz. Ve 7 Ağustos'tan itibaren aşk ve güzellik gezegenimiz Venüs, ikizlerden ayrılıp Yengeç burcuna geçiyor. Venüs aslında Jüpiter'den sonra biliyorsunuz ikinci şansı anlatan şans gezegenidir. Geçtiği burç alanlarını, ev alanlarını besler, iyileştirir. 8. evinize geçiş yapıyor. Bu demek oluyor ki biraz daha artık kendimizi belki maddi anlamda iyi hissedeceğiz. Biraz güvende hissedeceğiz. Uzun süredir burada daha fazla kaygı ve endişe vardı. Venüs burada ufak tefek de olsa bazı destekleri, yardımları getirebilir size. Bir borcunuzu ödemek gibi, bir beklediğiniz bir paranın gelmesi gibi, bir krediyi bulmak gibi örneğin, bir burs kazanmak gibi. Venüs'ün buradaki geçişinin faydalarını 6 Eylül'e kadar olan süreçte deneyimleyebilirsiniz. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.